Suma. Hüsnü, tamam, Suma. Tamam, bırak, bir bulmaca çözdürmedin ya. Yaz işte. Ay ne inatsın. Sırf tamam, ben dedim diye yazmıyorsun. Ya ben de söyledim gitmeyelim diye. Suma, tuturdular, ne diyeyim. Mecburen gideceğiz artık. Ay, Allah'tan sen varsın da. Ya Allah Allah. Ya. Ay çok biliyorsun sen. Nasıl gördün? Karışmıyorum. İyi rüya mıydı? Anlatsana. Ne oluyor lan orada? Ya, kimle konuşuyor ablam, baksana. Anlamadım ki. Neden böyle pelte yok, gibi yayıldı? Kız arkadaş konuşması değil bu. Kesin karşıcıyız. Bence de. Abla! Ne var be? Kimle konuşuyorsun iki saattir öyle ağzını yamulta yamulta? Sana ne ya? İşinize bakın siz. Değiştirme lafı, cevap ver. Anne! Baba! Şunlara bir şey söyleyin ya. Oğlum, kudurmayın akşam akşam. Bir oturun ya. Sen görsün, göstereceğim ben sana. Rahat bırakın ablanızı, dersinize bakın. Hadi. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk padişahı. Hadi, bilin bakalım Suat Hanım. Fatih. Fatih olmaz. Sığmıyor. Dur kızım, sığmıyor. Dur. Geri gidiyorum, düşünüyorum. Fatih, ikinci Beyazıt, Orhan. Lan, Tekin. Oğlum, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk padişahı kimdi be? Aksak Timur baba. Ya! Tövbe tövbe ya. Hah. Orhan, Orhan. Osman, Orhan. Osman. Osman mı? Osman, öf. Hayırdır inşallah. Sen otur, ben bakarım. Bak, çözme ben gelene kadar ha. Geldim. Dur, geldim. Ben baksaydım ya. Geldi. Ah, ne oldu yanağına? Kızım su getir. Ferda, gel geç. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bitti Suat. Bir daha hayatta dönmem o eve ben. Bitti. Ne oldu hayatım? Ne oldu? Senin kanka geldi baba. Sus lan sen. Vurdu bana Suat. Vurdu. Hayvan gibi vurdu. Şu yüzümün haline bak. Ah güzelim. Ah talihsiz arkadaşım. Görüyor musun Hüsnü? Yazık. Görüyorum Suat, görüyorum. Ah garibim. Bir bu eksikti yani akşam akşam. Vallahi Hüsnü Bey, harika bir babasınız. Sağ olun. Bir tane cadı varmış. O cadı bir gün bir arkadaşından 5 kardeşiymiş. Böyle iz kalmış suratında. Sonra kurta gitmiş. Babacığım, kurt sonra ne yapmış? Yavrucuğum, 2 saattir anlatıyorum sana. Hadi uyu artık, hadi artık uyu. Ah güzelim, anlat, anlat, rahatlarsın Ferdacığım. Oh güzelim. Vurdu hayvan herif. Acımadı. Kızım hadi bakayım, hadi dön öbür tarafa. Ama sen dön de çok bağırdın diyorsun hayatım. İzzet'in hepsine dokundu belki adamın, olamaz mı? Olsun Suat, vurmak mı lazım? Kendisi gibi hayvan sandı beni de herhalde, bastı tokadı. Yavrum hadi dön bakayım bu tarafa, hadi sen dinlemesen. Elleri kırılsın o haydarın. Ekmek çiğneyip koyalım mı? Morarmasın. Morarsın Suat. Baba, çünkü hayvan sandı hayvanın ne yaptığını. Hayvan falan diyor kızım. Peki bir şikayette falan bulunacak mısınız? Yani karakola gidebiliriz isterseniz ya da savcılıktan suç duyurusu falan. O kadar büyütmeye hiç gerek yok. Daha fazla rezil olmayalım el aleme. Tabii tabii, bence de. Ay Hüsnü. Ne var Suat? Sen bir gidip konuşsana Haydar'la. Merak etmiştir karısını. Pişmandır belki. Ben niye karışayım şimdi Suat? Karı koca arasındaki bir olay yani. Ama varsa bir şikayet tabii Ferda Hanım. Şikayet falan yok. Ayrılıyorum bu adamdan ben. Geri dönüşü yok artık. Gidin söyleyin artık, beklemesin yolumu. Bitti bu iş. Ben mi? Evine dönmediğine göre şimdi bizde mi kalacak Ferda teyze? Yoo, bizde mi? Ay hayatta bir yere bırakmam. Tabii ki bizde kalacak. Baba. Anlamadım ki oğlum benden. Hiç boşuna konuşma. Ayol ben bıraksam Hüsnü bırakmaz zaten. Senin de evin sayılır burası hayatım. Değil mi Hüsnü? Tabii tabii canım. Da yine de ben bir gidip konuşayım Haydar Bey'le ya. Ya belki bir umut olan vardır ya. Ya sevaptır karı kocayı barıştırmak. Gel kızım, uyut kardeşini. Ah canım benim, canım harika bir adamsın sen Hüsnü. Tamam. Canım tamam, benim. Tamam baba. Canım, ben de geleyim baba. Otur oturduğun yerde lan sen. Ben hemen kurak geliyorum. Sağ ol hayatım. Ah canım benim, ah canım. Şimdi halleder benim koca. Merak etme. Burada hadi kalacak ya. Rahatlarsın, hadi. Vallahi hanım perişan Haydar Bey. Yani ne olursa olsun vurulmaz ki bir bayana. Yakışıyor mu sizin gibi beyefendiye ya? Yakışmıyor Hüsnü Bey kardeşim. Haklısınız ama ne yapayım? Bıktım dırdırından. 2 satır huzur verdiği yok.
Her gün bir icat çıkarıyor başıma. Sürekli programlar, planlar. Nasılsın, iyi misin diye soran yok. Varsa yoksa para ver Haydar. Oraya gidelim Haydar, buraya gidelim Haydar. Başım döndü, nevrim döndü artık. Ben de insanım ama, değil mi? Yazık bu adama ya. Sen de aynı dertte. Suat'ın huzur verdiği mi var? Her gün yüreğim ağzımda giriyorum eve. Yani, acaba bugün ne halt ettiler diye. Para bul desen Suat'ın tek başına açtığı zarar neredeyse bir yıllık maaş ya. Of. Her gün aynı dert, aynı dert. Siz de böyle şeyler yaşamışsınızdır. Değil mi Hüsnü Bey? Hüsnü Bey? Hüsnü Bey? Ya, yani kardeşim yine de vurmak mı lazım ya? Kadına el kalkar mı? Bu mudur erkeklik? Ya dayanamıyorsan boşarsın yani. Zorla değil ya. Doğru söylüyorsun Hüsnü Bey kardeşim. Ben de öyle yapacağım herhalde. Ne? Boşayacak mısın yani? Almayacak mısın eve? Kesin mi yani? Bilmiyorum vallahi. Bir süre ayrı kalalım. Kafamızı dinleyelim ikimiz de. Salim kafayla oturup konuşuruz sonra. Ne diyeyim ki? İyi de karın bizde kardeşim. Bize yerleşiyor, bize. Hiç mi umurunda değil ya? Siz de benim bir kardeşim sayılırsınız. Suat Hanım desen, Ferda'nın dert ortağı, sırdaşı. Hiç gözüm arkada değil. Sizinkinden emin ev mi var? Kalıversin bizden karar alana kadar. Size emanet. Bize emanet öyle mi? Bize. Sağ olun her şey için. Minnettarım size. Gerçekten. Tamam. Hadi kapat kapıyı. Teşekkürler Hüsnü Bey. Bize emanetmiş. Bir Ferda eksikti anasını satayım. Burası mı şimdi? OKKD. Kadının Kurtuluşu Derneği. Biraz abartmıyor musun acaba Ferda'cığım? Yani ne işimiz var burada? Daha bir gün bile olmadı evden ayrılalı kızım. Bu ne acele? O salak Haydar'a yıllarımı verdim ben Suat. Kaybedecek bir dakikam bile yok. Kadın olarak, birey olarak ayaklarımın üzerinde durmam lazım artık. Ben geliyorum. Geliyor musun, gelmiyor musun? Geliyorum canım, geliyorum. Hadi gelip bir bakalım ne varmış. Hadi. Listemiz budur arkadaşlar. Hoş geldiniz. Pardon, bir yetkiliyle görüşmek istemiştik ama... O hayvan yaptı değil mi bunu? Kocan olacak o hayvan. Ay vallahi o yaptı. Hayvan demeyin hanımefendi. İyi adamdır Haydar. İyiliği dayaksa kötülüğü ne acaba? Hı hı. Ne güzel söylediniz. Toplantımız başlıyor. Geçin oturun şöyle. Tamam. Ay ne biçim tip ayol bu? Görmüş geçirmiş anam. Bir bakışta anladı derdimi, gördün değil mi? Pes vallahi. Erkeğin barbarca davranışlarına, hakaretine, şiddetine, eziyetine maruz kalan kadınlarımız, analarımız, kardeşlerimiz her şeye rağmen yıllardır seslerini çıkarmadan susmuşlardır. Bravo. Bravo, bravo. İşte bu, işte bu. Ne güzel anlattı değil mi Suat? Yani. Ayol anlattı da bana ne? İşte böyle. Bizim üstü böyle değil ki. Yere göğe koyamaz beni sağ olsun. Biliyorsun işte kız. Pes yani. Aşkımız hala ilk günkü gibi bizim. Sus sus da dinle. Kocamla aram iyi. Bana karşı sevecen, anlayışlı, duyarlı deyip geçmeyin. Unutmayın ki her erkek potansiyel bir şiddet düşkünüdür. Ve o potansiyel şiddetin ortaya çıktığı ilk gün en yakınındaki kadınını hedef alacaktır. Kendinizi koruyun. Ezdirmeyin. Sömürüye karşı durun. Ne bağırıyor kız bu? Ay, uyanalım diye bağırıyor Suat. Gözümüzü açalım diye bağırıyor. Uyan sen de. Uyan kardeşim. Hayatta her zaman sağlam dur. En yakınına, çocuklarına, kocana karşı bile her zaman tavrını belli et. Kendini çiğnetme kimseye. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Ferda Hanım, konuşabiliriz mi Haydar Bey'le? Ne konuşacağım o kerkenizle? Aramadım bile. Siz bilirsiniz tabii ama insanın ailesi gibi de olmaz. Değil mi Suat? He? İnsanın ailesi gibi de olmaz diyorum. Tabii. Vallahi benim arkadaşım erkeğinin zorbalığını değil, özgürlüğü tercih ediyor artık. Değil mi kız? Aynen öyle. Oha! Laflara bak oğlum. Ne zorbalığı ya Suat? Nereden çıkartıyorsunuz bu rafları durup dururken? Anne dernekten mi öğrendiniz bunları? Hı, aynen öyle. Dernek mi? Ne derneğiymiş bu? Kadınların Kurtuluşu Derneği. Artık kendimizi erkeklere ezdirmiyoruz Hüsnü Bey. Ona göre denk alın ayağınızı. Laflara bak baba. Senin evinde sana posta koydu kadın ya. Bilinçli söylemlerim altında ezildiniz tabii. Ondan bu suskunluğunuz. Ferda Hanım. Susuyorsam terbiyemden susuyorum. Abartmayın. Tadını kaçırmayın. Oturun yemeğinizi yiyin. Siz bana emir veremezsiniz Hüsnü Bey. İyi yemeyin o zaman.
Bana ne yapacağımı söyleyip durmayın. Ne? Deli misin sen be? Hüsnü, nasıl konuşuyorsun sen misafirle? Asıl misafir nasıl konuşuyor Suat ya? Arkadaşına baksana sen. Hadi hadi. Ne yapıyorsun Hüsnü? Ferda Hanım'ı yolcu ediyorum Suat. Kalkın hadi, kalk 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 hadi. Aa, ne oluyor be? Oley be. Yanımı daha fazla sıkmayın benim hadi. Gidin dışarıda istediğiniz gibi özgürlük mözgürlük bağırın çağırın hadi. Hüsnü! Zaten bu evde duramam. Hadi kalmayın zaten. Ay Ferda'cığım dur. Hadi be helal be baba. Erkeklerin şerefini kurtardın helal sana. Kurtaracağız tabii oğlum. Ölmedik daha. Hüsnü kız gitti. Bir şey söyle. Gitsin Suat gel sen. Afiyetle yemek yiyebiliriz. Ayıp ettin ama Hüsnü. Gece vakti nereye gider bu kız tek başına? Kocasına gitsin Suat. Bize gelmesin nereye giderse gitsin. Evet. Yeter be çemkir çemkir. İki lokma yemek yiyeceğiz. Boğazımızda kaldı ya. Pilav ver bana biraz. Hadi, hadi, hadi. Hadi.